Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men velah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz İslam Uz hadimlere, aziz dinleyiciler, eşitçiler. Allah Teala hammamızna, hammalaringizni özü afiyette berdevam eylesin. Bizga şu bir Mısır'da yürgenimiz itibarından ben uzun bir Mısır'da, Kahire Üniversitesi'de magister baskıçını tüketkenimiz. İnşallah azı doktorluk ki hareket, dua kutlasılar. Şu bir kınca müddet şu yerde koyanımız itibarından bu yerde bize soruldu ki şu bari okuş hakkıdan mı maslahat veresiniz? Yine bazılar sizce şakır çüsü buladı mı? Degen tekliflerini, sorularını açışken de. Çünkü ben umumi kılıp cevap verip koymak için ben. Birinciden özür dilerim ama bu gelişim bahisi dişini davalatış idi. Az işte biraz maslamı var. Şunun için nutkumda biraz nuksan var. Bazı hariflerle razı bulasınlar. Lekin inşallah fikrimizi yetkize alamızda ümit kılımı. Birinciden bir de misilmez. Umumun harici çıkıp okuş meselesi. Harcaya çıkıp, kaysi ilimde bu seyem, hususen indi biz, bizden sorar gene, mesela barıp, Kur'an yaratılaşma, yani ki şari ilimlerden okuş manası da, sorarladı. Aslı kaide, ulemalarının kaidesi daim, kişi uz yurtudaki mevcut ilimlerini alıp, uzudaki bar imkaniyetini egelde alış gerek. İşe salıp, bar imkaniyetten uzuge gereklik, bilimini egelde alış gerek. İmam Bukhari'lerin davrını alasız mı? Aynı İmam Bukhari'nin uzlarını alasız mı? O şey davrdaki ulamalarımızı alasız mı? Kengilerimi, hammeleri de kaide şu bugün. Avala uz yurtlerindeki ulamalarından, ahli ilimlerden, gereğli ilimlerini ogerler. Keyin tekamülleştirişke, taşkariye çıkarlar. Bunun için gerektiyse, birinciden ilimi tizim bile alış gerek. İlimi tertibli, tizimli alış gerek. Biz menhec bilen deyip koyalımız. Her kendi ilim, bu fakat şer'i ilimmez. Her kendi ilimde bu şart. Hususen şer'i ilimde. Lekin afsus ki hazırda aynı şu yol, yani menhec bilen, tizim bilen alış ilimi köplep şer'i ilimden ders veremen diyen kişilerde buzulgen. Aslında ilim hani BTS bilen birinci o şey birlemci ilimlerini alıp, ondan sonra fikhini birlemcisini alıp, hadisini birlemci ilimlerini alıp, lügatını alıp, bu hakkında ulama alabilen tertip var. Baskışma baskış tertip bilen alınış gerek. Ben de Kur'an'ın tüketi bile Sahih Bukhari'ye düşürülmeydi. Arap dilini oku bile tasarga düşürülmeydi. Bu ötekette hata hesaplanır. Şu kadar hata ki, ilimini bozuşka, hatta dinini bozuşka yap gelir. Hatta dinini natoğru talkın kılış, o natoğru tatbik kılış kap gelir. Bu en kötü afetlerden hazır gününde keng tarqalgan. Menhec bilen okuş, tizim bilen okuş gerek. Ben uzun şahsen bu yerde, uzunumuz ahli ilimlerde ders alıp, mahadını bitirip, şahşos diyem tarih fakültetini okuyamız. Keyin Şeyh Hazretleri de bir müddet talim alıp, elhamdülillah. Bardik, elhamdülillah. Birinciden talib-i ilim borganda qiyinchilik ko'rmaydi. Çünkü onda o yerde ulamalardan alışka imkaniyet, uzda meleke şekillengen. İkinciden her tomonga yurg'alab ketmeydi. Hani bizde bir makal var, ustaz ko'rmagan shogird her makamda yurg'alar deydi. Yani ustaz ko'rib biroq yo'naltirmasa, manhaj bermasa kişi her köşeye kirib ko'radi. Bu insanı dinide hem adaştırdı, dünyasında hem musibet yap gibi. Şunun için tavsiye kılınladı ki, o şey baskıçlarını basıp otup, kançadır ilim hasıl kılıp, giyin, tekamülleştirişke, tekassüsünde mütekassliğini çukurlaştırışke kişi başkalarından, taşkalarından faydalanışı maksatıya muvaffak olur. Nima uchun? Çünkü kişi eğer şimdi menhec bilen şekillenmese şeriatını natoğru düşünüş, natoğru tatbik kılışke bağlı. Bunda medyanı hem kısa karış gerek. Ustazdan tertip bilen ilim alış gerek.
Şuningdek, mediyada ham tartib bilan ilm olgan kishilardan suhbat tinglash kerak. Tartib bilan, manhaj bilan olmagan kishilar ularning fatvolari, ularni Qur'on va hadisga bo'lgan talqinlari kishilarni adashtiradi. Mana hozirda shu manhaj buzilgan kishilarda biz ko'ramiz. Shofiylarning orasiga kirib Hanbaliylarni, Malikiylarni masalalarini ko'tarib ixtilof chiqaradi. Hanafiyning orasiga kirib olib, Hanbali bilan Shofiyni ko'tarib ixtilof chiqaradi. Va biz Misrda yashaganimiz uchun bilamiz, Maliki ulamolar ko'p. Shofiy ulamolar ko'p. Shularning orasiga kirib, o'sha mazhabga xilof masalani ko'tarib, hamon boshini aylantiradi-da. Liviyada mesela Maliki mazhab to'la, Misrda Maliki Shofiy aralash. Liviyada Maliki mazhab. Shularning orasiga kirib, masalan, qo'lni qanday ushlash namozda. Şu meselelerini kurtarır. Namazda başta Subhaneke Allahümmanı okuş. İmam Malik'in mezhebidir. O için ya hılaf bir tahaccüs top edin. Ya kanı kadar bir fatuan top edin. Kim huddu ki onlar bilmegenken bana biz dinle elini taptı edip kurset edin. Huddu o şu adamlar var ki Hanefi'nin anasını kırıp Halik meselelerini kurtarmaydı. Maliki'ye hılaf bugün meselen. Ya Hanefi'nin anasını kırıp Hanefi'ye hılaf bugün meselelerini kurtarır. Maqsadi kishilarga dinni o'rgatish yoki ularni ularga sunnatni xolis o'rgatish emas yo'q. Balki maqsadi ixtilof chiqarish xolos, kelishmovchilik chiqarish xolos, beqarorlik keltirish xolos. Undan ham ofati to'rali mazhabni aralashtirib aytadida, keyin aytadiki, menimcha mana unisi to'g'ri deydi. Vaqt kelsa to'rali mazhabga ham xulob gapni gapiradi. To'rali mazhabni fatvosini aytib to'ralasidan ham boshqa qavlda aytadi, boshqa fikrda aytadi. U aytadiki, "Ma dalil menda" deydi. To'rtta mujtahid bilmagan o'sh. O'sh bilgan dalilni. 1400 yildan keyin bilgan bu dalilni. Tobe'in tabe'ilar davrida to'rtta mujtahid bilmagan. To'rtta emas, o'sha qavl boshqa ulamolar ham aytgan o'zi asl. Bu to'ralam to'rtta mazhab degani o'ylamang to'rtta odam deb. Har bitta mazhabda minglab ulamolar xizmat qilgan o'sha mazhabga. Minglab ulamolar topolmagan 14 asr mobaynida. Bu topgan dalil. Bo'lishi mumkinmi? Mana shunday adashtiruvchi kishilar chiqadi. Bularga dinda ergashgan kishi dini salomat qolmaydi. Bularga dinda ergashgan kishini dini salomat qolmaydi. Mana bundan ehtiyot bo'lish kerak. Mana shunaqa kirdikorlarga tushmasligi uchun kishi avval o'zi yashayotgan yurtda, chunki o'sha yurtga qaytadi u. O şu yurtga qaytib yashaydi. Shuning uchun shu yurtni ilmini avarish kerak. Shunda u kishi tashqariga chiqqanda ham qiynalmaydi va adashmaydi. Qaytganda ham nizo chiqarmaydi va qiynalmaydi. 2018-yil adashmasam, 2019-yil yoki bir katta xalqaro anjuman bo'ldi. Misrda Marsa Matruh degan viloyat bor. O yerda tarix fakulteti, universitet tarix fakulteti kulliyasi bir katta xalqaro anjuman o'tkazdi. Bu anjumanga biz ham qatnashdik, sababi o'sha doktorlardan bittalari Hazrat Navoiy haqlarida ilmiy ish qilgan ekan. Ilmiy ishida mendan ko'p yordam olgan edi Hazrat Navoiy haqlarida. U meni o'zining ilmiy ishiga sherik qilib qo'yibdi. Men bilmayman, sherik yozgan. Keyin bizni ham chaqirishdi, bordik, qatnashdik. Shu yerda bir qancha mavzularda suhbatlar bo'ldi. Ilmiy maqolalar taqdim qilindi. O'sha mavzusi nima o'zi? Anjumanning mavzusi. Mavron nahr ishamatu ulama'i biladi mavro'in nahr fil hadara al-insaniyya. Insoniyat tamadduniga mavron nahr ulamolarining qo'shgan hissalari. Mavzusi shu. Bizi diyorning ulamolar. Va mu'tamarda qatnashilgan, aytilgan muhozaralar, leksiyalar, maqolalarni qarasangiz, aksari shu Buxoro, Samarqand, bizi diyorlar, Xorazm shularga Mavaronnahr deyilgan. Lekin aytilayotgan ulamolar, ular o'rgangan shaxslar Buxorodan, Xorazmdan, Samarqanddan chiqqanlar 90%. Endi Afg'onistondan, Hirotdan bor ba'zi nimalar, ulamolar, lekin aksari shu hozirgi bizi O'zbekiston yeriga to'g'ri keladigan
kadimi şu temeddün şehirleri, paytaxtları bugün memleketlerde ulemaları hakkında oluyordu. Şimdi bir doktor, Doktor Muhammed Abdülmunayim bir makalanı ilan kılgın. O soru şu ki, o şey diyarda kendi kalıp Bukhari ile yetişip çıktı, Zemekşeriler. Şimdi birkaç soru koyuyor, birkaç cevaplar veriyor. Mesela o kişi dedi ki, ben İngilizce'de şiir yazdım, o Mısırlıyız. Ben Amerika'da yaşayayım ben, 10 yıl yaşadım. İngilizce'de cüde memurlar yaparım ben, ders ettim ben ve İngilizce'de şiirler yazıp diyemanlarım çap kılınca Amerika'da. Lekin İngiliz adibiden uzup gitti almadım. Ama Mahmud Zemekşari kendi kılıp uzup gitti Araplardı. Degen sorularını koyuyor. O şimdi koşuyor başka sorular var. Şimdi cevaplardan bir tanesi. Ben uzun çözmek istemiyorum ben onu. Ayrıca ki ben şu İmam Bukhari, Tirmizi yani başka ulamalarını okup örgünüp kulasalarım şu ki de birkaç kulasalarını etken bir tanesi şu ki bunlar uz diyarıda şimdi müstehkem ilim ögenirken ki dünyanın kayırıya borsa ilimi kaymağını alırken. O için test hasıl bugün. Dünyanın kayırıya borsa ilimi kaymağını alırken. Çünkü uzda meleke var. Ve yani bir hususiyeti deydi. Uz yurtiye kayıtken ve her caydan en faydalı nersanı alıp kayıtken taşkarıdan bırak ziyan nersanı kütelkemeyen. Yat nersanı kütelkemeyen. Uzunu diyarıya muvaffak uzlarını geçip duruyen diyarıya fakat ona geldirediyen ilimlerini kaytarıp okuyorsun. Harazmiyem şu, Farganiyem hatta şu Mısır geçe bar gelirler. Memun Akademiyesi de uyardı. İlmi bahsederler, çok katlaşırlar. Ve hakikaten. O kişi etmiş ki ilimi müstahkem alışkanı için ilimi kaymağını ter algen hemen cahiden. Uz yurtiye kaymağını apkıyla algen. Beygana derslerine ularga ziyan geldireden derslerini kütarıp kemeyen. O kişi organım şu kurasını etken. Bana bu, hazır biz ham kılıçımız geliyor bugün nersi. Bu o şey ilmi makalelerde nesil kılındı. Şu elbette Arap türlüde. Bu biz arışımız geliyor bugün namunlardan bittes. Yani şu yerde biz şu tavsiyeni veriyoruz. Yani birinci ilimi bu yerde yakışı alayım. Keyin, kayırga barsız barayım. Ve ilimi kaymağını alayım, kayıttayım. Kayıtıp gelip hizmet kılayım kolejden kegençe. İn her kimin şartı her kalın, her kimin biz lazım diyor muyuz? Ailevi şartı var, iktisadi imkaniyet var, maliyevi. Her kim uzun şartından kep çıkıp, lakin maksadı şu, yaxşılıkki, izgulikki, hizmet kılış, buluş gerek. Asasiyesi ilimi tizim bilen alış gerek. Şunda kişi adışmıyor. İkinci mesele, bizden sorarken neyse şu, yani kendi şakırtçısıya buladı diyen. Ben elhamdülillah okutuşu yaş görümün. Ders verisi yaş görümün. Lekin afsus ki hazır geçe birer bir kişiye ders veriş imkanı bulmadım ben de. Çünkü ben özüm aslı Mısır'a bu yerde çünkü biz Ahad'da okuyamız, Sadır'da okuyamız. O yerde o şey özümüz malum biz ilimdeki malum kitaplarını bitirip malum sahalarını okup kirişini niyet kıyamız. Hazır doktorluk bize kenge niyetimiz Allah nasip kısa. Şu maksatlarını aşırış için bargenimiz için ben kapıda özüm bilen ben bulum. Ben hala geçe birer bir kişiye birer de ders bir ilişki imkanı bulmadı. Kimdir şagirdmen dedi, şimdi o kişiler Allah salamat kısını biz yaş görgenden etse gerek. Lekin ben şunu kılalmadım. Hazır ham, ben geçe var şu, kendi şagirdçisiye buldum. Ben cül köpçülüğü soru yaptı. Ben o şunu imkaniyetim yok hazır. Şu yakacayan bugün yok. Bundan ki yine maç aldığım gibi küçüklerde buluş imkaniyeti yok. Çünkü ben uzun ilmi işlerim bilen. Bendigim var. İnşallah şu maksatlarını tüketip özümüze rejelerini kovasak. Çünkü ben hala özüm koyduğum rejelerini tüketkenim yok özüm için. Tüketiyorsak, sağlık meselesi yan var. Sağlık bize en çabalık koydu dua suresler. Bunlarını akır getirirsek inşallah Allah nasip kısa. Gelip inşallah ders veriş, o şey özümüze, ulemalarımıza, analarını devam ettiriş niyetleri var Allah nasip kısa. Lakin hazırda şunu imkaniyeti yok. Şunun için, en doğru mesela ben sohbet kutuluşum var. İyiydi, uyum hazı yok. İlgeri sohbet kutulardım. O hem neden? Adabdan. Adabdan, ahlakdan, şu tasavvufi ahlaklardan. Çünkü insanın insanlığı, adamiliği
fitratı toza saklanışı için bu adab ahlak dersleri cüdem gerek. İlimi okuyorsunuz, malumatı okuyorsunuz. O diyelim tabii fenler olsun, anık fenler olsun, fikh olsun, hadis olsun. Eğer ahlak terbiyelenmezse, o ilimlerde hepsi ziyan geçmeyin. Ahlak terbiyelense, onlarda hepsi fayda geçmeyin. Çünkü ahlaki derslerini biz ders devamıyımız, sohbetler kıptırırdık. Sohbet. Onu yazışardı. Tarkal gençe münce kimlerdir yazıp tarkat edildi. O zira eşitkensine ularını. Şunların eşitip durup biz hem şagird boyayla ilgilenler var. Lekin biz, ben isterdim okutuşunu, lekin afsus ki imkan yok. Ve hususen hazırlık günlerde, salih cahatinden ve hem de uzun ilmi recelerim cahatinden mutlaka imkan yok. Lekin kimdir şuna kadar uzun nesbet verirse bu köpürak şu muhabbetten deyip yaşlı güven koyamız. Ama lekin bizde ona kadar faaliyet hali geçe bu gelmez. Bir olmadı bu gelmez. Allah Teala'dan umut kılamız. Tezrak şu recelerimizi geçtiği gibi gelip inşallah uzumuzu, şu ulamalarımızı analardık. Bir ders veriş, bizge hem imkanı verilirse acepmez. Yine bir işimiz kereye bu gelen derslerden yukarıda etken mevzuyumuzda harici çıkan kişi aileler çıkardı mesela. Rusya'ya bağladı, Kediye'ye bağladı, Mısır'a bağladı. Ben özüm körgenim, Mısır örgünün için köpürak şunu yapılamam. Çünkü özüm körgen hayat. Farzanlar uyudu usarken, uçudu tuğuladı bazıları, uçudu usadı. Mesela 2 yaşta geçişi mümkün aile bilen. Ben ne 2 yaşta borsayım? Biz bir insan bilirsiniz gerek ki, uçuda bağlılar, uçuda yürüp yaşayıp ilim alışı zor. Arap dilini zor buluşu gap yok, bu aynı müddao. Lekin şu bilen birge özlüğünü hem unutmasın. Milletini, vatanını unutmasın. Çünkü Allah'a da olgu belirler. Ben uyarıcam köp eğitimem bunları. Uzbek dilini okutuş gerek. Allah'a da. Ben Rusya'dan, kaydı olsun olsun. Ben Rusya'da bir adam, ailesi, aileli adam geldi ben almış şu yenge. Yenge peydi de, balasını alıp gelip konuşturdu. 15 yaş balı. Yapırsam yaşlı cevap veremeyip. Unutken Uzbek dilini. Hatta şimdi kişiler diyeyim kurganımız. Mısır'da ya ki başka diyarda, Arap diyarda, şari ilimlerini yakışa gelin. Lekin kere bu yerde ders vereyim ya ki bir kitap yazayım, makale yazayım diyse tül yok. Adabi tül yok. Yazgan nesnesini okusuz Özbek düşünmeydi o. Bu kişinin semeresi koyardı. Çünkü her bir farzan uzun yurtunu, aslını, uzakını ve milletini, vatanını tanıp kettir olsun. O öz doğru bir şeyken, o yürüyen cahini vatanda uyulup kalmasın. O yerine ilim yurtta cüdeyim yakışı. O yerde hem sevsin, o yerde ilgilenme yakışılık kısın. Gap yok. Lekin aslı vatanı başka yerliğe, o şeriye kayıtışını daim bilip, çünkü boğlanıp yaşayış gerek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam Abu Davud'un rivayetleri de Surahat ibn-i Malik'den rivayet kılınken hadiste aytırlar ki hayrukum hayrukum el müdafi'u an aşireti ma lam ya'sam. Sizlerinin yaşınız özünün uruğunu müdafaa kılgen kişidir. Madem günah kılmaz. Yani uruğçilik kılıp, milletçilik kılıp, bırakı zulüm kılmaz. Lekin özünün yakınlarını, aşire degen uruğ degen. Millet degen uruğ degen. Özbek degen bir de uruğ bu. Bu kişilerin cipsliğini tamirler için şeriat bu narsanı koyuyor. Sizlerinin yaşınız özünün kavmını biz sadarat ediyor musik. Özünün halkını himaye kılık uçulardır. Eğer şu işte üstü günah koymasın. Çünkü bazılar himaye kılamandı günah koyduğunda tecavüz götüp kalırdı. Özünün kavmını himaye kılamandı başka kavm gözünün kopuyordu. Bu haram caiz mes. Bana şu milletçilik. Çünkü ayetemiz ki milletperverlik var. Milletçilik var. Milletperverlik talep kılınmadı. Peygamberimize teken hep şu. Hayır hukum. Yakşıkınız diyekkenleri şu. Milletçilik kaytarlıydı. O işi sen Uzbek'sen, sen Kırgız'san, sen Arap'san, sen Paran'san deyip acıratış. Bu kaytarlıydı. Ama yakınlarını müdafaa kılış. Uz kavmi, uz ailesi. O daire geneye uğradı. Uz aileniz, mahalleniz, kavminiz geneye uğradı. Lekin insan aileden başlaydı bunlardan. Kavmdan başlaydı. Uzunu ailesine, uzunu yurtdaki menfaat getirmekten başka yerim getirmeye diyette kaçın. Şunu meyarına etkilediler ki uzunu kavmını, uzunu, uruğunu himaye kılgen kişi en yaşınızdır. Yaşlarınızdan yani günah kılmasa şu iş. Bu ne demek yani?
kişi yaxşılıkını özünün yanından başlaydı degen. İnfak ham özünden başlaysan ki ahlinge degenler o, keyin başkalarga. Xuddi mana shu tartib. Shuning uchun bu biz ana shu özlikni saqlash, ana shu o'zimizni millatimizni, qavmimizni ham himoyasiga turishimiz uchun bu narsalarni saqlashimiz kerak, o'zligimizni saqlanish kerak. An'analarimizni saqlashimiz kerak. Dunyoni qayeriga borsak ham. Mana bu aynan Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytgandek, yaxshilik, insonni yaxshingiz dedilar. Biz mana shu uchun xususan insonni o'zligini saqlaydigan omil til bo'ladi. Tilni saqlashni biz qattiq ahamiyatini berish kerak, ahamiyat berish kerak deb o'ylaymiz. Hatto men ba'zi joyda ko'rishganda aytdim. Ba'zi maktablar, xususiy maktablar 1-sinfdan ingliz, arab, rus tillarini o'qityapmiz deb aytishdi. Men aytdimki, men bu narsaga mutlaqo qarshiman. Til 15 yoshgacha olinsa olinadi. Odamni til kiradi, hamma tilga, Xitoyga ham boshqaga. Lekin inson birinchi bo'lib o'zini ona tilida tili chiqishi kerak. U tili chiqdi degani onasini aytgan gapi uydagi idish tovoq eshik romdan iborat bo'lgan lug'at emas u. Rasmoni o'zbek tilini, adabiy tilini bilsin u. O'sha tilda fikrlay olsin. O'sha tilda ilmiy suhbat qila olsin. Fikrini, hamma fikrini, hamma tuyg'usini ifodalay olsin. Yaxshi ko'raman desin. Sevaman desin. Moyilman desin. Rag'batim bor. Tuyg'ularni ajrata olsin bir-biridan. Hatto tuyg'ularni boshqa tilni keyin o'rgansin. Aks holda millatligi yo'qoladi, o'zligi yo'qoladi. Bu o'ta xatarli narsa. Hozirda o'sha lingvistika ulam olimlarini aytish bo'yicha Londonda bir muassasa ochilgan. Borliq tili deb nomlashgan. Dünyadaki en katta lingvistik tilshunos ulamolardan komissiya tuzilgan. 2007 yilmi degan adashmasam 10 yil atrofida bo'ldi ochilgan. Shular tillarni o'rganib hozirgacha maqolalar berishadi, ilmiy maqolalar. Shulardan birida o'qigandim. Oxirgi 50 yil ichida juda ko'p tillar yo'qib ketgan. Nimadan? Boshqa katta tillarga singib ketgan. Nima uchun? O'zini yozuvini, adabiyotini saqlamagan uchun. Tushundingizmi? Mana shu narsani biz o'zimiz saqlashimiz kerak. Buni chet elda ham, o'zimiz yurtda ham qattiq e'tiborga oling. Chunki chet elda o'qiyotgan bo'lsa ham bolangiz tilini, o'zligini shunday o'qitiringki, shunday o'qitingki, u sog'inib yashasin o'z yurtini va kelib o'z yurtiga vaqt kelganda manfaat keltirsin, xizmat qilsin. Mana shunday qilsak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Shunda biz inshaalloh ajdodlarimizni an'analarini davom ettirgan, hatto dinimizga ham xizmat qilgan bo'lamiz. Tushunarlimi? Alloh subhanahu va taolodan umid qilamiz, o'zi tavfiq bersin, hammamizga o'zi to'g'ri yo'lni ko'rsatsin, o'zidan begona qilmasin. Yurtimizni, elimizni Alloh taolo ravnaqini o'zi ziyoda aylasin. Yaxshiliklarni bitsin, musibatlardan turli yomon ko'zlardan o'zi panohida asrasin. Subhanak Allohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.